Merhaba dostlarım, ben Serdar ve başka bir vloga daha hoş geldiniz. Bu hafta soru cevap videosu yapamadım çünkü bu hafta yorumlarınızı okuyamadım. Çünkü şu anda muhtemelen internetim yok. Çünkü şu anda Kıbrıs'ta değilim. Küçük bir tatile çıkmak isterim, kafamı düzenlemek isterim ve bunu da böyle açıklayabilirim. Bu herhalde bazı şeyler açıklamıştır. Mesela neden bu hafta yorumları cevaplayamıyorum veya neden Facebook'tan gelen mesajları cevaplayamıyorum. Veya artık bu hafta az video gelmişse neden öyle oldu? Ki az video gelmemiş olabileceğini düşünüyorum. Yani elimden geleni yapıyorum. Bu hafta videosuz kalmayın diye elimden geleni yaptım. Bakalım. Bilmiyorum. Az video gelmişse özür dilerim. Normal, zaten her şey normal gidiyor. Ne diyecektim ben? Gizem videoları. Gizem videoları. Sürekli şöyle bir istek geliyor. Abi daha fazla gizem videosu yap. Neden şu anda daha fazla gizem videosu yapıyorum? Daha önce bilmeyenler varsa, ben normalde ayda bir defa gizem videosu yapıyordum. O da sadece bir oyundan sana restoran oluyordu. Şimdi haftada iki gizem videosu yapıyoruz. Çeşitli şeylerden yapıyoruz. İşte gerçek hayattan gizemler yapıyoruz. Ne creepypasta'dan falan yapıyoruz. Veya işte Minecraft'tan yapıyoruz. Five Nights at Freddy's'den yapıyoruz. GTA'dan yapıyoruz. Başka şeyleri de yapacağız. Yani böyle haftada iki defa gizem videosu aslında gayet iyi ve gayet dengeli, çünkü sürekli gizem videosu yapsam insanlar çok sıkılacak. Ve böyle ne fazla bekletiyorum ne az bekletiyorum, hani tam dengeli oluyor. Okul açıldığında gizem videoların nasıl geleceğini bilmiyorum. Yine en az haftada bir yapmaya çalışacağım. Haftada iki bölürsem süper olur, zamanım yeterse haftada iki tane yapabilirsem süper olur. Ama en az haftada bir gizem videosu gelecek, onun sözünü vereyim. Yani yazdan sonra okul başladığı zaman haftada en az bir tane gizem videosu yapmaya çalışacağım. Şimdi bu aralar size çok teşekkür etmek isterim çünkü kanalımız çok gelişiyor. Hem istatistikler açısından daha çok büyüyor, kanalımız çok hızlı bir şekilde büyüyor. Videolara çok ilginiz var, çok teşekkür ederim. Bunun yanı sıra muhteşem bir topluluk olduk. Gerçekten çok güzel bir topluluk olduk. Size bu için baştan teşekkür ediyorum. Yorumlara bakıyorum, mesajlara bakıyorum. Süper şeyler söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim bunun için size. Çok anlayışlı oldunuz. Ve zamanla büyük, olgun bir seviyeye ulaştık yani. Bu yüzden bu çok güzel bir şey. Süpersiniz. Teşekkürler. Başka ne yapacaktım ben? Şimdi GTA 5. Evet. Bu ne? Her neyse. GTA 5'i biliyorum, herkes neredeyse ezberlemiştir artık seriyi. Fakat ben GTA 5'i bir bitirmek istiyorum seri olarak. Bunun nedeni ise GTA 5 gizemlerini yapmaya başladığım zaman senaryodan sizlere bir şeyler gösterebilmem. Hani hatırlarsanız işte şu videoda gördüğümüz kadarıyla işte Michael işte şurada şöyle şeyler söyledi gibisinden. Hatırlarsanız senaryoda böyle gizem videolarında bu senaryodan kanıtlar sunmuştuk. Zaten senaryoya bağlıydı oradaki gizemler. Ben de bunu göz önüne aldım ve dedim ki oyunlardaki senaryolar çok önemli. Yani sadece haritanın belli bir köşesinde belli bir ipucuyla olmaz bu tür işler. Senaryonun içinde de bu tür ipuçları arayacağız. O yüzden senaryoyu hep birlikte oynamak istiyorum. Başka insanların dikkatini çekmeyen o senaryodaki o küçük gizemleri sizlere göstermek istiyorum. Bakalım neler olacak. GTA 5'te Epsilon gizemini çok istiyorsunuz. Onu ayrı bir seri olarak yapacağım. Yani GTA 5 gizemleri arasında olmayacak. Çünkü Epsilon kadar bir gizem değil GTA 5'te. Kesinlikle var ama daha gizem değil. Onları da açıklayacağım size. Bunun için farklı farklı oyunların gizemlerini yapmaya gene devam edeceğim. GTA gizemlerinin yanında farklı farklı oyunların da gizemleri gelecek. Ama bana oyun önermenizi istiyorum ben sizden. Aslında bunu diyecektim. Gizem videosu yapabileceğim oyunları önerebilirsiniz bana. Hangilerini görmek istiyorsanız kanalda. Yorumlarda bunları belirtin lütfen. Ben de ona göre bir hazırlık yapayım. Çünkü mesela San Andreas bittikten sonra bir süre için kalmıştım. Çünkü neyin videosunu yapacağımı bilmiyorum. Neyin gizem videosunu yapacağımı bilmiyorum. Yani San Andreas'ta her gizemi şey yapmıştık. Bazılarını haddinden fazla incelemiştik. Çünkü ortada hiçbir kanıt yokken 10 dakika boyunca haritada boşu boşuna gezmiştik. Zaman kaybı olmuştu. O yüzden artık bazı oyunlarda o kadar fazla takılmak istemiyorum. Mesela bütün ay boyunca Five Nights at Freddy's gizemlerini yapmak istemiyorum, biliyorsunuz. Geçen haftalarda 2 hafta boyunca Five Nights at Freddy's'e ulaştık. İlk hafta
Yo, bir haftada bitirdik. Bir haftada Five Nights at Freddy's'in senaryosunu ve gizemlerini hallettik. Five Nights at Freddy's 4'ün bu arada evet o Cadılar Bayramı'ndan önce başka bir gizem videosu da yapacağım Five Nights at Freddy's hakkında ama başka bir konuyla alakalı olacak. Ondan sonra neyi konuşabiliriz sizden? Bu aralar yorumları o kadar fazla cevaplayamıyorum. Daha doğrusu yorumlarını cevaplayamadığım yorumlar oluyor. Bunun için sizden baştan özür dilerim fakat artık o kadar çok yorum geliyor ki bu aslında çok süper bir şey. Benim istediğim bir şey bu. Bizim aramızdaki bağlantıyı güçlendiriyor. Aramızdaki iletişimi güçlendiriyor ki benim istediğim zaten buydu. Çok fazla yorum geliyor. Ben bu yorumların hepsini okuyorum. Fakat hepsini cevaplayamıyorum. Veya bir yorumu cevaplıyorum. Ondan sonra o yorumun devamını getiriyorsunuz siz. Mesela benim cevabımın altına siz başka bir cevap yazıyorsunuz. Fakat ona ben geri dönme şansım olmuyor çünkü YouTube onu göstermiyor. YouTube'daki sistem şu. En yeni yorumu bana gösteriyor. Orada bir tane yer var yorumlar diye. O yorumlara baktığınız zaman en yeni yorumu gösteriyor. Mesela sizin yorumunuza ben cevap verdim. Altına siz baştan cevap verince onu göstermiyor. O yine eski sırası neredeyse orada gösteriyor ki oraya da gidemiyorum çünkü arada bayağı fazla yorum oluyor. Her neyse ama ben cevaplayabildiğim kadar cevaplamaya çalışacağım. Hepsini cevaplayamasam bile her gün kendime bir tane sınır koyacağım. Bugün bu kadar en az bu kadar yorumu cevaplayacağım diye bir tane sınır koyacağım. Yani bu kadar. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ben bu videodan keyif almışsanız videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.